Merhaba, ben Tuğçe Odar ve bugün sizlerle sizden gelen portreleri yorumladığım serinin tam 6 yapacak yapamadı. 3. videosunu çekiyor olacağız. Artık bu son parça arkadaşlar. Bu son fasıl. Niye ben böyle bir müziğe bağlıyorum bu aralar? Neyse. Bu serinin izlemediyseniz 1 ve 2'si var. Burada 3'te sizden gelen çizimleri yorumlamaya devam edeceğiz. Video çok uzun olduğu için bölmüştük. Bölmelere doyamadık maşallah ve 3'e geldik. Hazırsanız lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. İlk olarak Abdullah Evlioğlu var. 16 yaşındaymış. Ortaokuldan beri hobi olarak çiziyormuş. Abdullah, bence sen bunu hobi olarak değil, profesyonel düşün. Çok güzel bir çizim, çok iyi. Koyuluklarına bayıldım zaten. Saçtaki ışıltın çok iyi, çok güzel bir saç çizimi. Gözdeki gölgeler, yüzdeki genel gölgeler, her şey çok güzel. Ellerine sağlık. Söyleyecek çok bir şey yok. Kendi tarzında çizmişsin. Yüzde birazcık grilere belki biraz daha fazla yer verebilirsin. Şu boyundaki gölgelemelerini yukarı taşıyıp daha sert bir şekilde yüze uygulayabilirsin bu elmacık kemiklerini belirginleştirmek, işte burnun yan tarafını ve altını daha iyi belli etmek için. Sırada Hayri Nisa var, 13 yaşındaymış ve son 2 yıldır ciddi olarak çizim yapıyormuş. Başarılı bir çizim. Kopya mı, bakarak mı çizdin, kafadan mı çizdin emin değilim. Tabii ki bu da olayı birazcık değiştiriyor ama oran orantı yerleştirmesi gayet iyi duruyor. Sana tavsiyem çizgi konusu olabilir. Biraz daha çizgiler açman lazım. Bunun için bolca tarama yap, bolca tarama çalış ki hani şuradaki saçtaki, şapkanın üstündeki, kazağın üstündeki taramaların birazcık daha yumuşak ve uyumlu olsunlar diye. Sırada Ece var, 15 yaşındaymış. Çizimle uğraşmıyormuş. Benim videomdan sonra bunu çizmiş. Uğraşmayan birine göre çok güzel bir çizim. Ellerinize sağlık ilk olarak. Gözdeki taramalarınız gayet güzel. Dudaktakiler de öyle. Burnumuz birazcık küçük kalmış. Genel bir zaten oran orantı sorunu görüyorum. Çenenin ve yanakların gidişi gayet güzelken şu gözün etrafı birazcık çok büyümüş ve kulaklar çok küçük kalmış bu kulakların. Birazcık daha şöyle inmesi gerekiyordu. Bu saç çizgisinin daha şuradan çıkıp böyle inmesi gerekiyordu. Mesela saçın dibindeki böyle bu hacmi vermeniz falan gayet güzel, gayet başarılı. Bu burnun şöyle falan büyümesi gerekiyor. Dudak da birazcık uzayabilir. Yaptıktan sonra biraz da boynu kalınlaştırırsak daha doğru bir görünüm oluyor çizimin. Sırada Zelma Zelhaoğlu var. 24 yaşındaymış. 3-4 ay önce çizime başlamış. Çizebilir miymiş? Emin değilmiş. Merhaba Zelha. Bunun üstünde sulu boya mı kullandın, marker mı kullandın emin değilim ama bu güzel bir etki yaratmış aslında. Hani şu alttaki koyulukları görmen, bu arkada kalan koyulukları görmen. Ama birazcık oran orantı sorunun var. Sen de geometrik çizgilere başvurursan çizim yaparken çok faydasını görürsün. Gel bak kafayı şöyle yandan gördüğümüzü düşünüp şu yuvarlamızı çizelim. Şu orta çizgimi. Gözden ilk olarak küçülmesi lazım. Tabii arkada kalanın daha da küçülmesi lazım perspektiften dolayı. Aslında burun şeklini güzel çizmişsin ama aşağıda kalmış. Dudağımız birazcık çok orantısız olmuş. Şöyle ki orta noktasının şöyle taşınması gerekiyor. Alt dudağımızın da daha düzgün çizgilerle anlatılması gerekiyor. Dudağın üstündeki o yamuk çizgiler bize yanlış bir ihtiva veriyor. Ama burada işte emecik kemiklerini yüzün yanına attığın gölgeler gayet iyi. Birazcık da boynun daha kalınlaşıp sadeleştirirsek birazcık daha doğru bir görüntüsü olacak. Sırada Zeliha Bölüç var. 17 yaşındaymış ve küçüklükten beri çizim yapıyormuş. Zeliha çizimini çok güzel. Birkaç örnek atmışsın. Çok beğendim. Bundaki de gölgelemen falan çok iyi. Sanırım ya 8B ya füzen kullanmışsın. Gözlerdeki ışıltı, genel tonlaman gayet hoş. Bir iki minik düzeltmeli bulunacak olursak kafayı ya üstten görüyorsun ya da üstünü çok uzun görmüşsün. Ama tam karşıdan görüyorsan da bu saçın daha şurada falan bitmesi gerekiyor. Kulak biraz uzun olmuş ve burnunu tam çözümleyememişsin sanki. Hani gözü falan çok iyi, gözün yerleştirmesi, dudağı falan çok iyi ama burnun şu arkada şurada şöyle kayması gerekiyormuş gibi. Ama şahane çizimler aynen devam. Sırada Buse Sıla var. 15 yaşındaymış. Küçüklüğünden beri çizimle ilgileniyormuş Buse'cim. Buse genel olarak çizimde gözlüğü çok iyi çizmişsin. Perspektif falan çok iyi. Ben gözlük çizerken hep yamulurum çünkü. Şu gidişini tam o kafa dönüşünü çok iyi vermişsin. Ama perspektifi yüzde tam yakalayamamışsın. Öyle küçük bir sorunumuz var. Şimdi kafa yuvarlağını çizdiğimizde sanırım orta çizgimizde şurada bir yerde falan oluyor. Bu noktada burnu biraz yandan çizmişsin. Hafif altını görüyor olmak gerekiyordu. Ve dudağı, esas dudakları tam yandan çizmişsin. Ama dudakları yandan değil, birazcık çaprazdan görüyoruz. Yüzün diğer yanı, yüzün diğer yanının parçası ve çene. Ve
da o kadar incelmez. Şöyle kalınlaşıp kulak da biraz daha şöyle çıkar. Yani birazcık daha onun rahatına dikkat edebilirsin. Sırada Bilge var. 42 yaşında ama hiç öyle hissetmiyormuş. Mesajında hiç öyle hissettirmiyor Bilge. Bilge çok güzel bir çizim. Ellerine sağlık. Gerçekten çok yeteneklisin. Yeğenini çizmişsin ve çok güzel olmuş. Gözüme batan çok fazla bir şey yok. Zaten fotoğraftan çizdiği için çok da anlayamıyorum. Birazcık daha belki beyazlarını arttırabilirsin. En son bittiğinde böyle silgiyle işte burnun ucuna, yanakların üstüne, çeneye işte anla. Daha böyle net beyazlar ekleyebilirsin. Bu güzel bir etki yaratabilir. Şu arkadaki gözü sanki birazcık büyük kalmış gibi. Sanki bir tık daha böyle küçük gidiyor olması gerekiyormuş gibi geldi bana. Aa, çok iyi, ellerine sağlık. Aynen, devam. Aynen Ateş 22 yaşında bir eğitim almamış. Ali, ellerine sağlık. Güzel bir çizim. Kendine has, güzel, rahat bir çizgin var. Koyu koymaktan korkmuyorsun. Şahane, en sevdiğim. Genel yüz orantılaman iyi. Açıyı düzgün vermişsin. Bu da güzel. Ama minik minik sorunlar var. Mesela bu göz okey, bu göz güzel. Ama şu gözün birazcık daha böyle bitimini daha net görmemiz gerekiyordu. İşte burnun altı buradayken deliğin bu kadar yukarı çıkması bir yanlış bir görüntü uyandırıyor. Dudağın ortasının birazcık daha bu tarafa kayması gerekiyor. Çok azıcık, böylece sorunu çözülmüş oluyor. Ama saçlar biraz beni rahatsız etti. Volümün tam böyle verilmemiş. Yani şöyle saç çizgisi mesela kabarmış ya. Şurasının biraz daha koyu yapılarak ön arka ilişkisi kurman gerekiyordu ki bu kadar kabarık olmaz diye düşünüyorum yani. Volümü varsa bile aza indirgelebilir. Ellerine sağlık. Sırada Özlem var. 17 yaşındaymış. 3 yıldır falan çiziyormuş. Özlem, ellerine sağlık. Gözdeki yansımalar ve ifadesi gayet hoş, gayet güzel. Minik orantı sorunlarımız var. Bunları da sen de kendin görüyorsundur belki şu an. Yüzümüzü çizdiğimizde gözler okey. Hafif bir yamuklu olsa da göze çok batmıyor. Burnumuzu karşıdan görmüşsün ama yüzümüz birazcık yana dönük. Bu burnumuzun ortasını şöyle gelip birazcık genişlemesi lazım. Çok ince kalmış. Ve dudağımızın da birazcık büyümesi lazım. Daha şöyle. Şimdiden farkı görüyorsun. Yani minik bazı dikkatli olman gereken noktalar var. Sırada Buse 17 yaşındaymış. Güzel sanatlara hazırlanıyormuş. Buse, çok güzel bir çizgim var. Çok iyi. Koyuların çok iyi. Ellerine sağlık. Şu kazaktaki boyutu yakalaman, oradaki gölge çizgileri gayet başarılı. Yüze geçecek olursak, yüzde minik yamulmalar var. Bunlar bizi birazcık rahatsız ediyor. Genel orantıları iyi. Mesela gördüğüm kadarıyla birazcık zorlanıyorum ama gözler okey. Işıltısını unutmayalım lütfen. Ama burunda bir sorun görüyoruz bak. Burunu şuraya kadar gölge atmışsın, okey. Bu demek oluyor ki burnu diğer tarafında da bu çizginin buraya gelmesi gerekiyor. Önden görüyorsun, bu deliklerin eşit olması gerekiyor. Ve burnun ucu kalkık ve şuradaysa buranın da gölgede kalması gerekiyor. Yani burnun böyle belki bölerek, geometrik şekillerle gölgeleyerek daha simetrik bir hale getirmeye çalışabilirsin. Sırada Esma Ferda var. 19 yaşındaymış. Çocukluğundan beri kendince bir şeyler çiziyormuş. Esma, dudağın üstündeki gölgelerin çok güzel. Şuradaki ışıltıların çok güzel yakalanmış. Gözün içindekiler de aynı şekilde. Böyle bayağı düz, güzel boyut vermişsin. Ama dikkat etmen gereken iki nokta var, belirteceğim. Burnumuz çok küçük kalmış. Bu burnun özellikle bu dudağın yanında hani şu ölçülerde falan olması gerekiyordu. Çenemiz de birazcık çok kalın ve büyük olmuş. Şöyle belki birazcık daha küçültülebilir. Ve saç taramasına biraz daha özen gösterebilirsin. Genel gölgelemen iyi ama saçta senin de birazcık daha çalışman gerekiyor. Sırada Meryem Betül var. Bir senedir kara kalemle uğraşıyormuş. 15 yaşındaymış. Meryem, çok güzel çizgilerim var. Bunu aranızdan birkaç kişiye daha söylediğim farkındayım. Çok güzel çizgilerim var. Çok rahatlar. Bu arama çizgileri falan çok iyi. Çok beğendim. Çizgilerin çok iyi. Kesinlikle çizmen devam etmeni tavsiye ediyorum. Zor bir açıdan çizmişsin portreyi. Birazcık şöyle alttan görüyorsun. Ama genel etkisini vermişsin. Bu da güzel bir şey. Sadece minik bazı detaylara dokunuşlara ihtiyacım var. Şimdi kafayı şöyle çizdiğimizde. Çenenin çizgisi çok iyi. Kulağın yeri iyi. Birazcık belki tepesi çok uzamış. Daha şuradan şu şekilde gelebilirdi. Göz iyi. Gözün yukarıdan baktığını etkisini görüyoruz. Ama şu gözün birazcık büyük kalmış. Bunun birazcık daha şöyle küçülmesi gerekiyordu. Diğer gözle uyum sağlaması için. Burun birazcık çok yayvan kalıp böyle uzamış gibi. Bu burnu şuradan dönüp. Tabi bu açıdan zor. Anlayabiliyorum da seni. Ve şöyle bir gölge alması gerekiyordu ki biz bunun alttan görüldüğünü anlayalım diye. Saç çizgin gayet iyi. Boyun çizgin gayet iyi. Belki saçtaki taramalarına birazcık daha özen gösterebilirsin. Bu altları daha koyu. İşte burası gitmiş. Burası sanırım arkada kalan şu kısımda koyuluğu vermişsin ama şuralar birazcık çok karışmış.
birazcık daha iyi çözümlemeye çalışabilirsin. Ellerine sağlık. Sırada Elif 15 yaşında, küçüklüğünden beri çiziyormuş. Elif güzel bir çizim, temiz bir çizim bir kere. Oran orantın iyi, gölgelemen iyi. Çizgilerin birazcık hala sert geldi bana. Bunları birazcık yumuşatmak gerekiyor. Bu da ne demek oluyor? Sürekli pratik yapman gerekiyor anlamına geliyor. Bir sonraki çizimimiz Meryem'in. Yaşı 15'miş. 3 senedir çizim yapıyormuş. Eksikliklerini söylememi istemiş. Meryem, öncelikle ifadeyi güzel vermişsin. Başarılı, gülen ifadeyi ben hala bazen vermekte zorlanıyorum. Gözlerin kısıklığı, ağzın açıklığı, dişlerin girişi falan gayet iyi, gayet güzel. Minik orantılama sorunları var genelde olduğu gibi. Gel bir kafayı şöyle bir çizip bakalım hep beraber. Gözlerin gidişinde bir yamukluk var, sen de göreceksin. Bu gözümüz okey. Bu gözümüz böyle bir yukarı doğru gitmiş. Göz yuvarlakları birazcık küçük kalmış. Şöyle birazcık daha büyütebiliriz bunu. Burnun çıkışı, gelişi ve aslında burnun şekli gayet güzel. Bu dudağı da birazcık daha gölgeleme de düzeltilebilir. Dişleri birazcık çok uzun kalmış, birazcık daha kısaltıp döndükleri belli edilebilir. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim. Birazcık daha tarama çalış, ışık gölge taraması çalış. Sırada Sude Nur var. 10. sınıfta Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisiymiş. Sude Nur portrenin çekimi çok kötü olmuş bu arada. Lütfen bir dahaki de düzgün bir ışık kullan. Ama çizgilerin çok güzel. Bunu baz alarak değerlendireceğim. Buradaki tarama çizgilerin inanılmaz güzel. Çok beğendim. Buradaki kalın, mesela bak burada daha ince olan, kalınlı inceli çizgiler çok güzel, çok kaliteli. Şu köşeli taramalar bayılırım. Tarama kaliten çok iyi. Bence yüzlerin de iyi. Bu yüzde gördüğüm tek sorun şu burun. Burunda genel bir orantısızlık ve perspektif sorunu var. Bir kere bu deliğin diğerinden büyük olması gerekirken tam tersini yapmışsın. Burnun ucunun şöyle bir açıyla çıkması gerekiyor yandan gördüğün için. Yani ortası aslında şurası. Onun dışında her şey harika. Ellerine sağlık. Aynen devam. Sırada Kübra var. 17 yaşındaymış. İlk portre denemesini yapmış. Kübra ilk portre denemesine göre gayet güzel bir deneme. Kesik kesik de olsa çizgi kaliteni beğendim. Çizgilerine açıklık oyalığı böyle bastırıp hafifleterek karışık kullanmışsın. Bu da güzel bir özellik. Kafada genel bir orantı sorunu var. Gel bunu çözelim. Öncelikle kafanın üst kısmı inanılmaz geniş. Alt kısma kıyasla. Bunu da şöyle çözeceğiz ki bu çeneyi birazcık şöyle genişleterekten sorunu aza indirgeyebiliriz. Gözlerin yerleştirmesi gayet iyi. Şekilleri de güzel. Hoşuma gitti. Birazcık içine tarama kullanabilirsin. Bu kadar açık bırakmayabilirsin. Burunda biraz sorun gördüm. Bunu istersen yüzün parçaları çizimi videomdan bakıp birazcık çalışabilirsin. Aynı şey dudak içinde geçerli. Son olarak saç gene böyle sanki bir bandana gibi kafanın etrafına sarılmış duruyor. Ama bunun daha böyle kalkıp inip volümlü bir şekilde hareket ediyor olması gerekiyor. Sırada Ebrar var. 19 yaşındaymış. 2 yıl öncesine ait bir çizim göndermiş bana. Ebrar çizimindeki şu videonun başından beri bahsettiğim silgiyle verilen beyazları kullanman çok iyi. Onlar böyle direkt öne çıkmasında boyut kazanmasına yardımcı olmuş. Ama bu beyazlıkları yayabilirsin. Yani mesela gözün bu yanlarında, emir kemiklerin üstüne doğru, çenede ve alın bölgesinde de kullanabilirsin. Genel yüzün parçalarının çizimini bir sorun görmüyorum. Gayet güzel görünüyorlar. Saçın koyuluğu da güzel. Saçın gidişi de kendi içinde güzel. Aslında güzel bir saç çözümlemesi yapmışsın. Ama koyuluk dağılımını, yüzün üstündeki gölgeleme dağılımını birazcık daha detaylandırabilirsin. Sırada İkra Nurcan var. 16 yaşındaymış. 1 senedir düzenli çiziyormuş. İkra çiziminin bitmişliği güzel. Kendince böyle efekt falan da katmışsın. Güzel denemeler bunlar. İyidir her zaman. Saçın bu arkada kalan kısmındaki gölgeler gayet başarılı. Yüzdeki tarama çizgilerin de çok iyi. Tam ulaşmamışsın geleceğin yere ama doğru yoldasın gibi görünüyor. Yüzün genel açısı, mesela hani gözleri çapraz açıdan çizmem, burnu ve dudağı çözümlemen çok iyi. Sadece birbirleri orantılarında bir sorun görüyorum ben. Ona da şöyle bakalım hemen. Gözleri ve burnu başka bir kafaya ait gibi, dudak bunlara kıyasla çok küçük kalmış. Bu dudağın şöyle birazcık daha büyüyüp çenenin de belki daha şuraya doğru falan uzaması gerekiyordu. Tabii ki de bu boynun birazcık daha şöyle kalında inmesi gerekiyor. Kulağın yeri ve oranı doğru duruyor. Bunun yanında birazcık sen de saç taraması çalışabilirsin. Umarım benden saç videosu istemezsiniz çünkü hiç sevmiyorum. Sırada Seda var. 28 yaşındaymış. İlk kez portre denemiş. Seda ilk deneme göre gayet başarılı bir çizim. Ellerine sağlık. Elmacık kemiklerini çıkarman, çeneyi gölgelemen, gözün etrafı çok iyi. Ellerine sağlık.
Tabii de bazı sorunlarımız var. İlk olarak bitmiş bir işe göre saç çok açık kalmış, saçın taramasını daha koyu, daha net yapabilirdin. Bunun dışında minik orantı sorunları var. Mesela gözlerin orantısı çok güzel geliyor, çok doğru geliyor bana. Ama gözleri çözümlerken belki bu kadar aynı tonda çizgiler yerine kalemi daha hafif ve daha bastırarak kullanmayı alışkanlık haline getirebilirsin. Burnun boyu çok kötü değil ama birazcık daha aşağı gelip hafif daha genişlemesi sanki daha doğru bir izlenim yaratacakmış gibi geldi bana. Dudakları birazcık benim modelimden kaynaklanıyor. Ben biraz geniş çizmiştim ama bu biraz daha geniş olmuş. Dudakları biraz çok geniş olmuş. Bu yüze daha uygun hale getirebiliriz. Ve üst dudağımızın gölgesini unutmuyoruz. Saç çizgisini de hafif yukarı çektiğimizde sanırım genel sorunlarımız çözülmüş oluyor. Sıradaki çizmimiz Nejat'a ait. 23 yaşındaymış. 2 yıldır resimle ilgileniyormuş. Nejat çok güzel bir çizim. İfadeyi vermen, karakteri tamamlaman, bitmişliği, koyuluğu, açıklığı birazcık az kalmış olsa da kendi içinde dengesi gayet güzel. Bunun da birkaç notumuz olacak tabii. Özellikle bu kadar taramalı bir çizime, bu kadar emek verilen bir çizimde oran orantıya bir tık daha dikkat etmen senin yararın olur diye düşünüyorum. Bu da şöyle ki, öncelikle şu kafanın şu çizgisi bize yanlış bir görüntü veriyor. Bunun birazcık daha açıktan olması gerekiyordu. Kaşın yeri doğru mesela ama gözü daha şuradan başlayıp birazcık daha böyle büyük bırakman gerekiyordu diye düşünüyorum ben. Burnun anlatımı güzel duruyor. Sadece ucunun altına belki daha geçişli bir gölge verseydim böyle kağıt gibi kesiliyor gibi durmazdı. Dudaklar okey. Bıyıkta birazcık gölge sorunu var. Böyle sanki çok kısa kıllardan oluşan, minik kıllardan oluşan bir bıyık gibi kalmış. Bazı yerlerde, üstlerde böyle daha uzun kıl gidişlerine yer verseydim belki daha gerçekçi bir görünümü olabilirdi. Ama onun dışında kendi içinde çok dengeli bir çizim. Ellerine sağlık. Sırada Tuana var. Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama çocukluktan beri çizim yapan bir dövme sanatçısıymış. Tuana valla doğru meslek seçmişsin bence. Gayet başarılı bir çizim. Gölgelemeyi çok güzel kapmışsın. Herhalde dövme sanatçılığın verdiği bu güzel geçişleri yakalaman özellikle çok iyi. Bir iki minik nokta var gözüme batan. Bu da mesela gözlerin orantılaması çok iyiyken gördüğümüz gibi burun ve dudak birazcık yana kayıyor. Resim çektiğin açıdan da kaynaklanıyor olabilir. Emin değilim ama burnun ortasının haliyle buraya kayması, deliklerin birazcık yana gelmesi gerekiyordu. Ve dudak için de aynı şekilde bu dudağın da birazcık daha şekilde yana gelmesi gerekiyordu. Onun dışında gözdeki yansımalar, ifade falan 10 numara 5 yıldız. Sırada Sueda var. 23 yaşındaymış. Küçüklüğünden beri çizim yapıyormuş. Sueda güzel taramam var. Serbest bir çizgim var. Koyulara girebilme cesaretim var. Hepsi şahane. Ama koyuları biraz daha doğru kullanabilirsin mesela. Genel olarak bence orantılaman güzel. Kendi içindeki oranı güzel. Saç taraması birazcık çalışabilirsin herkes gibi. Kulağı birazcık böyle zavallı kurak evlat gibi kalmış kenarda bir şey. Kimse uğraşmamış ya kulaklarla. Hoş ben de uğraşmıyorum bir şey diyemem ama. Ama mesela dudağın boyut kazanması için, burnun boyut kazanması için verilecek gölgeleri. Bakın detaylı gölgelerde değil hani çok minikler ama direkt böyle buruna boyut kazandırıyor bunlar. Bunları birazcık daha irdelersen çok daha iyi olur. Sırada Güleser var. 26 yaşındaymış. Kendi kendine merak salıp çizim yapmaya başlamış. Güleser ellerine sağlık. Saçtaki koyular çok iyi. Basmışsın koyu, vermişsin koyu tam benlik. Gözdeki ifadeyi de beğendim. Genel yüzdeki ifadesi güzel aslında. Birazcık bitmişlik ama bitmemişlik etkisi var. Çünkü siyahlar ve beyazlar varken grilerimiz eksik kalmış. Belki daha yüzün bu tarafına özellikle yani ışık tabii diğer taraftan geliyor gibi algıladım ben. Şöyle bir ton daha koyu verseydin böyle daha da bitmiş bir etkisi olabilirdi. Ama genel hani dudağın, gözün, burnun, yandan bakışın hepsi çok iyi. Belki saçın volümünde bir minik sorun olabilir şimdi. Böyle küçücük bir değişik ama büyük farklar yaratabilir. Ellerine sağlık. Sırada Sevdenur Menteş var. 12 yaşındaymış. 7-8 yaşından beri çizim yapıyormuş. Sevdenur çok güzel gölge yakalamışsın. Gözde ve saçta geçişlerin gölgelemen gayet hoş, gayet güzel. Birazcık daha pratik yapıp çizgini iyice açarsan çok daha güzel noktalara gelirsin. Birazcık perspektif ve yerleştirme sorunum var. Mesela dudağı önden görmüşsün, burnu yandan görmüşsün, gözleri hafif yandan görmüşsün ama saçı üstten görmüşsün. Şöyle toparlayacağız şimdi bunu merak etme. Sanırım aslında birazcık modelimizi üstten görüyoruz. Gözü yerleştiğini doğru sayalım ama şu gözün mesela daha kısa olması gerekiyor bu diğer tarafta kaldığı için. Şimdi burnun ortasının şurada bir yerde olması gerekiyor değil mi? Çok minik bir yana kayım söz konusu. Şurada burnun diğer deliği. Aynı şekilde dudakta da öyle. Ortası şurada.
Ama biz bunu açılı bir şekilde gördüğümüz için şu çizgisi buraya kadar gelirken bunun biraz daha kısılıp şurada falan bitmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Birazcık perspektif kazanması lazım. Bu saçın da bu etki yakalaması için şuraya kadar uzaması gerekiyor. Böyle daha doğru bir etki yakalayabilirsiniz. Sadece minik değişiklikler, biraz daha dikkatli olmak lazım. Sırada Şevval var. 13 yaşındaymış. 2 yıldır resim yapıyormuş. Şevval, bitmiş çizim çok iyi. Gözler gayet güzel. Saçı bayağı böyle çözümlemişsin. Şahane. Bazı noktalar var göze batan. İlk olarak boyun. Bu boyun bu kafayı taşımaz. Bu boyunun şöyle biraz daha kalın olması gerekiyor ki bu kafayı taşısın ve aynı zamanda tabii omuzlarında şöyle bir genişlemesi gerekiyor. Gözler gayet iyi. Burnu biraz daha çözümlemeye çalışabilirsin. Biraz daha gölgelere atılabilir. Birazcık daha detaylandırılabilir. Dudak kendi içinde iyi. Üst dudağımıza hafif koyultalım. Taktım ben bunu çünkü. Saçın böyle gidişi, volüm kazanması falan çok hoş. Ama saç çizgini biraz daha dikkatli belirleyebilirsin mesela. Şurada saç çizgin, şurada falan mesela. Bu tarafta şu boşluğun olmaması gerekiyor. Yani bu saçların çıkışının da buradan bir yerden olması gerekiyordu. Çok atla deve değil ama dikkat etmekte önem var. Belki bir de zavallı kulağı. Yavrum bak. Sallamamışsın birazcık kulağı. Biraz daha böyle o açına uygun bir şekilde çizersen daha güzel, daha hoş bir dönüm olabilir. Esra 16 yaşında ve 4-5 aydır çizime merak salmış. Esra, kendine has çizgiler için tebrik ediyorum. Serbest, güzel, sadece birazcık kısa. Özellikle şurada görüyoruz böyle kesik kesik çizgiler. Ama gel gelelim buradaki böyle inceli kalınlığı çizgilerin, bu tarama çizgilerin, onların hepsi gayet hoş, gayet güzel. Belki gözdeki koyuluğu yüzün geneline taşıman, işte burna, dudağa, saça, boynun altına biraz daha geniş bir alana, biraz daha böyle güzel profesyonel bir görüntü katabilir çizimine. Duygu 17 yaşındaymış. İlkokuldan beri çizim yapıyormuş. Ve şahane bir kapanış Duygu. Çok güzel bir çizim. Bayıldım. İşte gördüğünüz üzere bitmiş, profesyonel, ışığı gölgesi yerinde, anatomisi, orantısı doğru. Eline sağlık. Çok başarılı. Kıskandım. Sinirlendim. Minicik bir iki notum olacak sana da Duygucuğum. Duygucuğum çok atla deve değil. Sadece söylemeden geçmeyeyim. Kaliteden de olabilir ama ışık ve koyuluğu çok net göremiyorum. Tam beyaz ve tam siyahlar çiziminde varsa dikkate alma, ama yoksa daha net siyahlar ve daha net beyazlarla böyle biraz daha öne çıkartabilirsin karakteri. Ve en çok gözüme batan göz bebeği. Fark ettiniz mi bilmiyorum, ben dikkatli baktığım için. Şu göz bebeği kaymış bak. Göz bebeğin buraya kadar gitmesi gerekiyordu. Ya ışık olduğu için şurasını görmüyorsun ama burasını görebiliyor olman gerekiyordu. Göz bebeğinin şöyle olması gerekiyordu. Ve gayet hoş, gayet güzel, gayet başarılı. Bu video yapmamda bana yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Böyle serilerin daha çok gelmesini isterseniz bana yorumlarda, dibine dibine vurduğunuz o yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. Sizinle çok yakından yeni bir videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın.